Üç bir üstü destek açıklaması bölümünü burada noktalıyoruz ve transferlerle dolu gündeme geçiyoruz. Şimdi e, Omar El Elap Delleoui resmen Galatasaray'da. E, oyuncu e, 28 yaşında. E, Manchester Manchester City yani Norveçli, daha doğrusu Fas asıllı oyuncu ama işte Norveçli, Norveç vatandaşı. Manchester City'ye gidiyor genç yaşında ve oradan oradan oraya sağ bulduktan sonra 28 yaşında şimdi Galatasaray'da sağ bek ve sağ önde de oynuyor. Ee, çok da iddialı bir kliple benim de az önce de özellikle yaptığım gibi El Abdel, El Abdellavi ismini öğreneceksiniz evet. diyor. Tabii daha çok Omar kullanılacak. Kimse o ismi maç sırasında ele yani bunu söyleyene kadar atak biter yani. Bunu <laughs> biraz spikerler için zor. Ama en yani Abdullah altyapısı olduğunu anladığımıza göre El Abdellavi gibi bir şey. El Abdel diye gider ama, Ömer. ama, 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 ama Ömer. aslında o. evet. Dolayısıyla Ömer. E, kendi de söylüyor. Öğreneceksiniz bu ismi falan. Böyle biraz iddialı bir giriş yapmış. E, ama oyuncunun e, kariyerine baktığımız zaman benim tam da söylediğim, ismini söyleyemediğimiz adamlar getirin, babalar e, anlamında e, tam uygun bir oyuncu. E, Manchester City'de başlıyor. Sonra işte Norveç'e geri dönüyor. Feyenoord dönemi var. Hep kiralık gidiyor, geri geliyor. Kiralık gidiyor, geri geliyor. Bir ara Almanya'ya gidiyor, Olympiakos'a gidiyor, Hull takımına gidiyor. En son Olympiakos'tayken Galatasaray'a gelmiş oldu. Galatasaray bu transferi bu şekilde açıkladı, İddialı bir kliple açıkladı. Mesela şöyle, şöyle diyelim, Manchester City'nin bir ara 500 tane oyuncusu vardı. Zaten bununla ilgili. <laughs> kısıtlamalar getiriliyor artık. Çünkü paralarının gücüyle, markalarının gücüyle e, işte yaşları 15'ten 18'e, 19'a, 20'ye kadar bütün oyuncuları topluyorlar. Ve bu oyuncuları çeşitli kiralıyorlar ve kiralık performanslarına göre ya takıma çağırıyorlar İngiltere'ye veya da başka yere satıyorlar ve para kazanıyorlar. Yani bir anlamda parayla para kazanmalarını, o güçle para kazanmalarını engelleyici evet. bazı kurallar getirildi. Yani mesela Enes da öyle. Manchester City Enes da bir gelecek gördüğü için çağırdı e de gelecek gördüğü için çağırdı. Omar Abdullah da aynı şekilde. Birçok oyuncu da var. Dolayısıyla aslında Manchester City tarafından, iyi bir futbol aklı tarafından, iyi bir futbol organizasyonu tarafından seçilmiş bir isim Omar. Enes de Omar da Denayer'de kendi yeteneklerini doğru kulüple birleştirdiklerinde fark yaratabilirler. O yüzden ben hani bir de Yunanistan Ligi'nden, Yunanistan Ligi'nin güçlü takımından geliyor. O yüzden evet. iyi bir transfer olduğunu <laughs> söylüyorum ama işte hep bu konuşmalar yapılıyor Benim adım Hasan Suyu olsaydı başka olur dedi Hasan Ali Kıldırım. Dalga geçtiler. Hakikaten bu iş böyledir. Yani ismin çok önemlidir. Bu, bu yani Omer Abdullah değil de yani Alfonso Perez olsaydı mesela daha heyecan yaratabilirdi Galatasarayların arasında. Ben Mariano'dan daha iyi olduğunu biliyorum ve daha iyi sonuç alacaklarına da eminim. Galatasarayların hiç e, e, şeye takılmasını düşünmem yani. Şudur budur demesine. İyi bir transfer. Satamadı. Sadece satamadı şey bunu. Galatasaray satamadı bunu. Evet, Norveç'te e, özellikle e, futbola devam etmiş ve yaşamış e, olması da önemli. Hani bir ırkçılık, ayrımcılık anlamda söylemiyorum ama Kuzey Afrika'dan gelen oyuncularla ilgili şöyle bir değerlendirme yaptığımız zaman e, sorun e, seviyesi yüksek oluyor. <laughs> o şekilde söyleyeyim. E, Faslı bir oyuncu, e, Fas asıllı diyelim bir oyuncu ama işte Norveç'te büyümüş, futbolu öğrenmiş, oradan da İngiltere'ye gitmiş. E, o anlamda. E, sorun düzeyinin düşük olduğunu da düşünüyorum. E, ama yine evet. gene öyle o kadar sert açıklamalar, ismimi öğrenin falan filan onlar da artık o kadar olsun. E, bir espri olarak onu şey yapalım, kabul edelim. E, o kadar evet, formanın abi. da ben şurada yani Galatasaray arkadaşlar Allah aşkına yazsın yani çok eleştirildi de hiç de fena durmuyor ya. Yani e, ya tamam tabii Galatasaray'ın klasik forması parçalı forma ya da diğer ona benzerler değil ama hani bu geçiş batik geçiş e, en azından yani görsel olarak, dizayn olarak benim hoşuma gitti yani. Bak üzerinde Six de gelmiş. Oyuncunun üzerinde de güzel duruyor. diğerlerin üzerinde de güzel durmuştu. Çok tepki vardı ona. Bak Emrah Nazlı formamız güzel demiş. Emrah çok iyi bir taraftar. Her şeye iyi diyor. Hiçbir şeyden <laughs> e, şikayet etmiyor. Her takıma böyle taraftar lazım. Yani e, çünkü o dün söylemişti. Biz transferlerden ya da o kaptırma durumundan falan memnunuz diye. Sonra ben bir baktım. Oho ne linçler oluyor. E, Emrah Nazlı gibi değil çoğu taraftar. Fenerbahçe'de evet. de öyle, Beşiktaş'ta da öyle. Evet. Denizde giyilen alevli şort tasarımından yapılmış. <laughs> ya alışıyorsun bak, bir süre beğendim sonra. diyor. Evet, aynen öyle. Pardon Orkan. Gözün alışıyor bir süre sonra Orkun hani evet. e, hep ya parçalıyı alıkıyor Galatasaray. kötü demiş. Ali Şahin ben. Ya aşırı kötü değil ya. Bence <laughs> aşırı kötü değil. Nike biraz artık olayı değiştirelim demiş. Ya her sene çizgiler bir tarafa bir, bir renk bir tarafa bir renk bak böyle bir geçiş şeklinde bunun bir açıklaması da var yani bir e, teması da oluyor biliyorsun çok özensiz bir forma demiş Al şey pardon ya abi bir bir bir, bir mesaja bakarken 8 mesaj aşağıdan çıkıyor Seyit Alper durmuş <laughs> bu şekilde Fenerbahçe'yi söylemiş oldu Kübra Eker de çok özensiz bir forma demiş evet peki böyle nereden baktığına Homer bağlı ya Abdülhan Ömer Abdullah'ın durumu bu şekilde. Ömer Abdullah. Evet. i̇lk iyi, iyi oyuncu. İyi iyi. Satamadı. Galatasaray şey Galatasaray'daki sorun şu ya. Evet yani, onu konuşalım. O, şimdi Ömer El Abdullah e, lanse ederken yani çok da şey yapmayalım abi. Sonuçta Ömer El Abdullah ya diyorlar hani. Ama işte adam Alfonso Perez ise Falcao, Radamel Falka ise hadi asıl bayrakları şovu başlatalım diyorlar. İyi e, e, yani bu çok şey doğru bir duruş değil yani sanki kendi getirdiğin oyuncudan emin değilmişsin gibi bir duruş var bunun. E, geçen sene Bakasetası Alanya'ya e, getirdiğini Bakasetası sen değil de Alanya değil de sen getirdiğini düşün ve sen parlattığını düşün. E ne olurdu kıyamet kopardı ama Bakasetası da getirirken işte büyük bir şov yapmazdın. Bence oyuncuların hepsinin aynı yaklaşımda bulunmaları gerekiyor. Ben iyi bir transfer olduğuna yüzde bir milyon bir milyon eminim. Mariano'dan daha iyi bir transfer yaptıklarına %100 eminim ama kendileri emin değiller anladığım kadarıyla. Yani çünkü ya. hep böyle parlak oyuncularla alıştırmışlar ya hani biz Galatasaray'ız evet. ve evet. Psikolojiden ne çıkmaları kadar. lazım ben. Ne kadar güzel bir tespitle güzel bir oyuncuyu bulmuşlar getirmişler uygunmuş uygun şartlarla bu sezonunda şartlarına gayet e, uyan bir şekilde başlatıyorlar. Bu arada imza töreni sırasında e, daha doğru bir poz olduğunu söyleyelim. Neye göre? Arda Turan'a göre. Arda ayakta böyle yandan eğilerek imzalamıştı. Okal Karacan da onu eleştirmiştir. Burada hepsi oturuyorlar. Sonra da hepsi kalkmışlar. Daha değerli toplu ve organize bir tören olmuş. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay ders seferinde görüyoruz. Başkan da merkezde ve Omar imzayı attıktan sonra 2023 numaralı formayı yani 2023 yılına kadar sözleşmesinin olduğunu Simgeleyen, anlatan formayla pozunu da vermiş. Hayırlı olsun diyelim. Dönemin şartlarına, zamanın ruhuna çok uygun bir transfer. Bunu bir kez daha söyleyelim. Fenerbahçe'de yoğun bir transfer gündemi var. Transfer hareket devam ediyor. Onunla ilgili bilgiler vereceğim az sonra. E, Mensah'ı da şöyle bir kısaca konuşalım. E, Kasımpaşa'dan Kayseri'ye geldikten sonra tüm kulüplerin peşinde koştuğu Geldiği andan itibaren özellikle Kasımpaşa'dan iyi çıktı. Kayseri'de daha çok parladı. E, ve Beşiktaş'ta o da ilk antrenmanına çıkmış durumda. Çok konuştuk ama yine birkaç söz edebilirsin. Beşiktaş iyi bir e, takım kuruyor, kurmaya çalışıyor. E, onu söyleyebiliriz. Siste de yolda iyi. bu arada. Ya iyi bir takım kurdular. Yani iyi bir oyuncu Mensah. Sonuç alabilecek bir oyuncu. Uzun birlik. Ee, üzerine çok dün konuştuğumuz için çok fazla bir şey söylemem gerekmiyor ama hem e, Ömer Elap'la tanıttım tanıtım videosu çok başarılı bir video. Hem men sanki başarılı. Orada rakibe <laughs> bir gönderme var. Kimileri kızdı, kimileri sevindi. Bunlar olsun ya. Birbirine göndersinler. Evet, 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 evet olur. Yani e, hakaret ve küçümseme olmadan, büyük evet. küçüklük yaratmadan yapabilirsin bunu. Gayet normal. E, yani o, yani ahlaksızsın. Şeref, e, namus falan Değil de yani bizim ben e, deniz kenarındaki evi severim. E, işte otobanına bakıp sevmem dedirtmişsiniz. Demiş ki yani bizim stadımız sizinkinden güzel. Olabilir yani anladın mı? Evet. E, onlar da derler ki konforlu, e, daha kullanışlı, geniş alanlara sahip. Benim içime fenalık geliyor diye bir şey yapabilirler. Çünkü İnönü Stadı e, sit kanunları gereği dar bir alana yapıldı yani. Ama Galatasaray'ın ya. stadında daha geniş alanlar var. Çok daha rahat. E, oturma, gezme, dolaşma alanları daha rahat. Siz de o espriyi yaparsınız. Ben bunları severim karşılıklı olarak ama öbür türlü olunca yakışmıyor. Dolayısıyla güzel resimler çıkıyor. Galatasaray'da Beşiktaş'ta güzel şeyler yapıyor. Ya bunlar sevimli şeyler. Yapsınlar yani. Mesela çok bence şu anda Türkiye'de yapılan en iyi transfer. Ben potansiyelini Sergi Ayalçı'nın bu oyuncunun yükselteceği kanaatindeyim. NDI'ye de geçiyor. O bölgede oraya NDI'ye de gelirse. Atiba'da var. Hakikaten müthiş bir orta saha olur. Ki diğer oyuncularla beraber. Necip var. Oğuzhan da döndü falan. Ben Sergen Yalçın'ın Oğuzhan'dan iyi yararlanacağını düşünüyorum. Senin de o fikirde olduğunu bilerek aynen e, düşünerek aynen. söyledim. Bence çok oldu. Seyit Hocam. Alper sormuş. Fenerbahçe'nin şu anki kadrosu mu? Beşiktaş'ın kadrosu mu? Önde diye. Yani şu andan bir şey belli olmaz. Ama iki takım takımda yani özellikle Fenerbahçe. Ligi kötü bitirdi. İyi işler yapıyorlar. Daha derli toplu işler yapıyorlar. İşte e, bonservis bedeli anlamında iyi işler yapıyorlar. E, kadro derinliği anlamında iyi işler yapıyorlar. Ve planlı programlı yapıyorlar. hep Dikkat ederseniz konuştular isimler. 3 yani, ay önce falan konuştuk Nova a. Geldi Gökhan Cener geliyor gidiyor geliyor gidiyor. 3 aydan beri konuşuluyor. Geldi. Diğer oyuncular için de aynı şekilde. E, dolayısıyla daha derli toplu gidiyorlar. Beşiktaş e, Mensah'ta güzel bir atak yaptı. Ön plana çıktı. E, bence Balotelli biraz gereksiz oyaladı e, kamuoyunu. Sisse'nin daha önde olduğunu düşünüyorum. Ve e, de yine son günlerde bir anda duyduk ama o da eğer gelecekse gayet iyi bir transfer olur. Bence ikisi de iyi durumdalar. Ondan önde bundan önde diyemem ben. Okay. A'nın fotoğrafını çekecek olursak Fenerbahçe daha Okay Karaca'nın bakış açısı. Fenerbahçe daha, daha önde. Daha renkli renkli Fenerbahçe. Yani. A'nın fotoğrafını yani şu andaki fotoğrafı çünkü ben hep Caner'le Gökhan'ın Türk futbolunda e, yani farklı bir yere koymuşumdur. Fenerbahçe'de oynarken de Beşiktaş'ta da milli takımda da. Dolayısıyla iyi iki tane güçlü beki var. E, Mert Hakan Yandaş gibi bir oyuncuyu aldılar. Vedat Muruç gibi bir forvetleri var. E, gelmek için yola çıkmış oyuncuları var. O anda fotoğrafta güçlü Beşiktaş'ta forvet yok mesela. Yani stoper mevkiyle alakalı e, Henüz e, hani oluşan bir şey var ama hani sabek meselesi muamma sabek yok Beşiktaş'ta e, sağ çık sola çık net değil yani boyutla enkudu mu yeterli evet. mi? Ömer, fotoğrafı... Halit e de geçiyordu. E, Ömer Halit ve o taraftan da doğrulamıştık bunu seçimden evet. sonra kesinleşecek diye sonra hiç şey yapmadı e, çıkmadı bir şey. Ben bir mesaj da attım ama daha bir haber gelmedi. Herhalde yani ya durdu ya başka bir durum var. Çünkü hem sağ bek oynar, hem sağ ön oynar, hem orta oynar. Çok faydalı bir oyuncu. Tam da Sergen Hoca'ya göre. Biraz da böyle koşan, basan, çalışkan oyuncu lazım. Yani sürekli kurmayları, amiralleri doldurduğumuz zaman takım o şekilde olmuyor.